Önce bir sos hazırlayacağım. Aslında önce bence karidesleri ayıklayalım. Biraz da sohbet edelim sonra. Ben karidesleri ayıklarken kuyruklarını bırakıyorum. 10 tane jumbo karidesi kuyrukları kalacak şekilde ayıkladım ben. Şimdi yıkıyorum, sonra da kurulayacağım. Evet, kurulama işlemi önemli. Çünkü özel bir sos yapacağız şimdi. O sosu iyice içine çeksin istiyorum. Üzerinde hiç su kalmasın ki sosumun lezzeti bir damla olsun bile azalmasın. Burada bir 100 gram tereyağı var. Tereyağını eritelim. Kısık ateşte, bu burada eriye dursun. Şimdi kurulama işlemi devam. Evet, çok çok hafif. Şöyle dökebilirim. Her tarafını mısır nişastalıyorum hafifçe. Burada aşağı yukarı 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi sütü var. Bu konserve olan, kalınca olan sütten. Bir kere de ona batıracağım. Ondan sonra bir tabağa yerleştireceğim. Batırıp çıkartıyorum. Lezzet vermesi için yapacağımız sosu da hazırlayalım. Bir çorba kaşığı ballı hardalı alıyorum. Bu arada yağ eridi, onu kapatalım. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı şöyle bir çırpalım önce. Biraz da telle çırpalım. Şu kesik görüntüsünü beğenmedim çünkü. Bir silme kaşığı şeker de koyalım içine. Hatta belki de bir çay kaşığı diyelim. Zaten hardalımız ballıydı. Karabiberi de kaşığımın ucuyla ilave ediyorum. Bir silme tatlı kaşığı tuz var burada sanırım, koyuyorum. Onu da yaptım. Bir diz sarımsak. Onu da hemen şöyle içine eziyorum. Eksik ne kaldı? Limon da koyalım birkaç damla. Tekrar çırpıyorum şimdi. Karışımım tamam. Şimdi artık bütün karidesleri bunun içine atıyorum. İyice bulansınlar diye. Bu aşamada buzdolabına kaldıracağım ve bir yarım saat kadar bekleteceğim. Karideslerimiz hazır oldu. Şunları dikkatlice önüme alayım. Tahtamın üzerinde çalışabilirim diye düşünüyorum. Birazcık açalım. Şu tül tül halleri belli olsun. Burada eritmiş olduğumuz tereyağını üzerine koyalım. Bir yandan da kızartma yağımızı hazır edelim. Yağımız ısını dursun. Şimdi tel kadayıflarımın üzerine dikkatlice tereyağını koyalım. Burada önemli olan tel kadayıfımı yağla ıslatmak ve daha sonra düzgün bir şekilde karidese sanki bir kat gelecek şekilde, dengeli bir şekilde sarmak. Çünkü o zaman pişme kıvamında istemediğimiz bir farklılık yaratabiliriz. Ben biraz da elimle onu karıştıracağım. Kuyruk kısmı dışarıda kalabilir. Ama diğer taraflarını saracağım. Şu çanağın içine 2 tane yumurta beyazı koyacağım. Hafifçe çırpacağım, ondan sonra da batırıp çıkartacağım karidesleri. Şekillerinin de bozulmamasına dikkat ederek batırıp çıkartıyorum.
Yağım da kızarmış. Kızmış iyice. Thank you.